Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mesha başı imamlarımızın hayatını okup örgüyen edik. İmam-ı Şafii hayatını okuyup biz. Bana keçe, halife Harun Reşid'i huzurudan İmam-ı Şafii özünün ilmi bilen, fasagatı, balagatı bilen kutulup çıkıp yetkeni yeni körgen bulduk. Kutulup çıkıp yeterken halife onge 10 bin dirhem puldu berişliydi, büyürüdü. İmam-ı Şafii aldı, çıkıp yeterdi ve şeytayda hemasını tarkatıp gitti. Yani bu bilen özünü, iffetini, izzet nefsini bala tutken buldu. İmam-ı Şafii aytadı, halifenin huzurundan çıkkanıdan ki manzilim yetip geldim ve Muhammed ibn Hasan Eş-Şaybani'ni katibiga 100 dinar pul yönettim. Yani Muhammed ibn Hasan İmam-ı Ebu Hanife'nin katta şagirdlerinden hesablanadı ve Ebu Hanife'nin köp kitaplarını talif kıyan. Şu adamın kitaplarını köçürüp nusra kıladigan katibiga 100 dinar pul çıkardım. Keçesi bilen menge Muhammed ibn Hasan'ın kitaplarından nusra köçürüp berişini sorandım. Nusra köçürüp berişti ve Hanefi mezhebine tekişliği bu gemene kitaplarda fikhti okup örgendi. Bana Muhammed ibn Hasan Eş-Şaybani İmam-ı Şafii'nin ustazlardan bu gemene deva ettik. İmam-ı Şafii hem Malikiye mezhebine mektebeden ders ogenedi, hem Hanefi mezhebeden ders ogenedi. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh, bu kişi ilim hazinesiydi. Kayırge barıp durmasın, kayırda ders aitmasın, meclisiye adamla sığmayı ketaradı. Mekke'de Mescid-ül Haram'da halkada oturup ders vererken bana şu vakit dozda o kişinin ustazlardan bugün Sufyan ibn Uyana'nı hem şu mescidde bir çekesi de ders halkası bulardı. İmam-ı Şafii'ni halkası ikeli oturuyorkenler şuraya köpeyip gitkenle giden Sufyan ibn Uyana'nı halkası geçe yeti borardı oturuyorlardı. Safı. Ve halanki ikeli şayihte orasındaki masafı kiçkinemezdi. Hatip Bağdadi'ye itedi. İmam-ı Şafii Bağdat'a kegen payette Bağdat'taki cami mescidi de 50 de halka varadı. Yani 50 de şayh ders artardı, 50 de halka varadı. İmam-ı Şafii ana şu halkalarını, şayhlarını bir mi bir ziyaret kıldı. Ular bilen oturup bahs kıldı. Eğer ular özlerinin rayini birer bir alımlı yapı bilen kuvvetlegen olsa İmam-ı Şafii özünün rayini hadis bilen kuvvetleridir. Ve onlar şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüge bir anasını karşı koyamasıdı, taslim buluşardı. Bağdadi'ye aytadı, şunu kılıp, Bağdat camiası da İmam-ı Şafii'nin halkasından başka halka kalmadı. Yani şu 50 de şayıhtı halkasında oturgan kişilerde hamması İmam-ı Şafii'nin halkasında oturup dersi işledi yan buldu. Bu kişinin Kur'an ve sünnetteki bölümü sebepli. Hadisini İmam-ı Şafii Sufyan'dan, İmam Malik'den örgengen edi. Hadiste bu kişi mısılsız, tengsiz bir alımdı. Çünkü Bağdat ulamaları onu Nasirul Hadis deyip lakablaşken idi. İmam-ı Şafii etken idi. Eğer beni aldığımda sahih hadis durgan bulup onu almayan bulsam güvah buluyorlar. Beni aklım ketip kaptı. Yani sahih hadis durgan payıda men almasılığı mümkün olmaz. Sahih hadisi körüp almayan bulsam demeyin benim isim ketip kaptı deyip güvah buluyorlar dedi. Kibar ulamalar İmam-ı Şafii bilen baskılarıydı ve o kişinin ülken ilmini körgen eden ki özünü mezhabını almıştırıp Şafii mezhabı götürdü. Bana Ebu Savr rahmetullahi aleyh Hanefi mezhabı da bugün İmam-ı Şafii'ni kuluda talim alıp ders ogen eden ki Şafii mezhabı götürdü. Bana şu Ebu Savr İmam-ı Şafii'ni sınamakçı olup bir meselede koparra soval verdi. Yani dağarra muamela kıldı. İmam-ı Şafii bana şu kişiye ilim verişten avval adab verdi. Etti ki, ya Ebu Abdillah, el-i'nas qabla'l-i'bsas. Bu ne demek yani dedi. Yani Ebu Savr fakihlerden, alimlerden, bana şimdi bir ilimli adam İmam-ı Şafii'de iki katar yapını düşünemedi. Ne demek için? İmam-ı Şafii tilge cüdeyen boy adamıydı. Arap dilindeki fasahat, balagat egesi bu gençlerdi. El-i'nas qabla'l-i'bsas. Ebu Savr düşünmedi. Şimdi İmam-ı Şafii öz cevap verdi. El-i'nas bu tüyanı soğuşluğundan aldın yerini silap silap tayarlaştı. El-i'bsas tüyanı soğuşluğundan. Ne demek yani bu? Tüyanı soğuşluğundan aval şu soğuşluğa tayarlayıp silap silap yupatıp yuvaştırıp soğuşluğundan. Bu da yani soğuk soruyorken paytayım da
Ana şu sen soruyorken adamga bir muloyim gapir, chiroyli muqaddimani taqdir qil, qadrini bayon qil, minnatdorchilik bildir, keyin so'ra. Ey odamlar, ma'lumot bo'ladi, emas. İmom Shofiy o'zini shogirdlariga odobdan ta'lim berar edi, ilm o'rganishlikdan avval. Xususan aytar edi, odamlar bilan muomalasida ko'proq u kishini nasihatlari she'r ko'rinishida bo'lardi. Baytlar o'qib berar edi. Ana shu baytlardan bittasini bir ma'nolarini o'qib beraman. İmom Shofiy aytar edi. Agar bir kişi senga takalluf yuzasidan muomala qilayotgan bo'lsa, ya'ni yaxshi ko'rganidan, senga nisbatan qalbi sof bo'lganligidan emas, takalluf uchun, sendan bir foyda ko'rishligi uchun, sendan bir ta'm qilganligi uchun uni tark qilgin va ta'assub chekma. Chunki odamlar orasida bunday kishilarning o'rinbosarlari albatta bor bo'ladi. Bundalardan uzoq bo'lishlik sen uchun rohat bo'ladi. Habib bo'lgan kishiga nisbatan, biz yaxshi ko'rgan kishiga nisbatan, garchi u bizga qo'pollik qilsa ham bizi kalbimizde sabır var. Sen yaxshi ko'rgan hamma insan ham seni yaxshi ko'rmasligi mümkün. Unga nisbatan kalbin sof bo'lsa ham onu kalbi senga nisbatan sof bo'lmasligi mümkün. Yani mana shunday narsaga tayyor tur deyapti İmom Shofiy. Sen yaxshi ko'rgan ki adam seni yaxshi ko'rmasligi mümkün. Seni kalbin sof unga nisbatan, lekin uniki sof bo'lmasligi mümkün. Uchun uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisini shu yerda aytib o'tamiz. Bir odamni yengiroq yaxshi ko'rgin. Ehtimol bir kun yomon ko'rib qolishim bor. Bir odamni yengiroq yomon ko'rgin, bir kun nima bo'lishi bor, yaxshi ko'rib qolishing bor. İmom Shofiy ulkan ilm, hikmat, aql egasi ekanligiga ulamolar guvohlik berishgan edi. Uzotni qo'llab-quvvatlaydigan kishilar ham, uzotga muxolif bo'lgan kishilar ham. Husayn ibn Muhammad az-Za'faroniy. Bu kishi aytadi, Mu'tazililarni olimlaridan bo'lgan Bishrul Mirisini majlislarda hozir bo'lar edik, u bilan bahs qilar edik, uni yenga olmasdik. Ya'ni ilmli odam edi, Mu'tazililar bu Ahli Sunna va Jamoada jamoa aqidasidan chiqqan adashgan firqalardan. Ilmi bor bunda. U bilan bahs qilib munozara qilishlikka qodir bo'lmasdik. Ularning mujodalaga va bahsga mohirligidan ular bilan hatto kibor olimlar ham bahs qilisha olmasdi. Ahmad ibn Hanbalning huzuriga kirdik deydi. Husayn ibn Muhammad. Unga ustozida Ahmad ibn Hanbaldan so'rayapti. Abu Hanifani Jomiyus Sag'ir kitobidan yodlashimizga ruxsat bering. Nima uchun? Imom Abu Hanifani manhaji hadisdan ko'ra ko'proq aql va mantiqqa suyangan edi. Shuning uchun Abu Hanifani mantig'ini o'qib o'rganaylikda, anovi Mu'tazilalar bilan bahs qilaylik. Ahmad ibn Hanbal ularga sabr qilib turinglar. Yaqinda sizlarning oldinglarga Muttolibiy yigit keladi. Men uni Makkada ko'rdim. Ya'ni Makkada ko'rdim, kelishidan xabarim bor. Muttolibiy yigit İmom Shofiy. Husayn ibn Muhammad aytadi, İmom Shofiy keldi. Uni oldiga bordik, kitoblardan so'radik. U o'zini Al-Yamin ma'ash-Shahid kitobini berdi. Kitobini oldim, ikki kechada o'qib o'rgandim. İki kechada o'qib o'rgandim. Keyin Bishrul Mirisini majlisiga bordim. Uni oldida odamlar o'tirgan edi. Odamlarda safini yorib o'tib oldiga bordim. U meni ko'rib turib, "Ey sohiba hadis, nimaga keldingiz?" dedi. Bir masxara qilgandek. Men bunday so'zlarni qo'y. Bitta guvoh bilan qasamni bekor qilishni dalili nima dedim. U javob berishni boshladi. Nima deb javob bersa, men İmom Shofiyning kitobidan o'qigan narsam bilan javob qaytaraverdim. Munozara qildim, savol beraverdim, yengib qo'ydim. Bironta ham hujjat keltira olmay qoldi. Shunda boyaga Mu'tazili olim aytdiki, Bishr al-Mirisi. Bu dedi, sizlarning qopiladagi narsa emas bu. Ya'ni sizlar ahli hadislardagi bor ilm emas bu dedi. Bilyapti qayerdan kelayotganini shabadani. Bu sizlarning qopiladagi narsa emas. Bular men Makkada ko'rgan yigitning so'zlaridan dedi. Unda o'sha yigitda dunyodagi odamlarning yarmini aqlichalik aql bor dedi. Kim guvohlik beryapti u kishining aqliga? İmom Shofiyga muxolif bo'lgan Mu'tazilaning olimi. Uni aqli dunyodagi yarim odamlarning aqlichalik keladi. İmom Shofiy Misrni ziyorat qilishni xohladi. Undagi Fustot shahri ilm shahri edi. Ana shu shahardagi ulug' imomlardan, ulug' faqihlardan Lays ibn Sa'd rahmatullohi alayhi bor edi. Bu vaqtda u kishi vafot etgan edi.
Mısır'da bilasizlar mana İmom Malik'ning mazhabi yoyilgan edi. Mana şu Mısır'ga bormoqchi bo'lganligini İmom Shofiy bayt qilib yozgan mazmuni quyidagicha. Nafsim Mısır'ga borishni xohladi. Bilmadim, yutuq va boylikni deb nafsim u yerda xohlayaptimi yoki qabrni deb. Ko'nim Mısır'ga borishni xohlayapti, tushunmadim, bilmadim nimaga. Bir boylik bormi, yo bir muvaffaqiyat bormi yoki qabr bormi? Subhanalloh, İmom Shofiy Mısır'ga bordi, shuhrat qozondi. Yutuqqa ham erishdi, boylikka ham ega bo'ldi, qabrni ham topdi. Mana shu joyda vafot etdi. 199 hijriy yilda bordi, 5 yil shu yerda İmom Shofiy turgan bo'ldi. Ishni boshida Misrliklar İmom Shofiyni tanishmadi, qadrini bilishmadi. Mana ayrim kishilar kelib, o'zini tanitmaysizmi? She'rlaringizni aytmaysizmi? Fasohatingizni, balog'atingizni ko'rsatib, bir tanilmaysizmi dedi. Mashhurlikni taklif qilishdi. O'zingizni tanitmaysizmi desa, İmom Shofiy juda qattiq javob berdi. She'r bayt qilib javob berdi. Ana shu baytining ma'nosi mashhurlikni quvgan odam aqli yo'q odam deb javob berdi. Keyin ularga baytlar bilan javob berdi ma'nosi. Duru gavharlarni qo'yi qo'zilar orasiga sochayman. Terilgan chiroyli so'zlarimni farqiga bormaydigan, qadrlamaydigan savodsizlarga aytayman. Umrimga qasam, agar eng yomon yerlarda zoyib bo'lib ketsa ham mayli, ammo ularning orasida ulug' so'zlarimni zoyi qilmayman. Agar Allohning fazli bilan ilm va fazilat egasi bo'lgan kishilarni topsam, ularga bilganimni o'rgataman va ularning suhbatidan bahramand bo'laman. Bilganimni o'rgataman, bilmaganimni ulardan o'rganaman. Agar unday bo'lmasa, ilmimni o'zimda ushlab turaman. Kim johillarga ilmni bersa, ilmni zoyi qildi. Kim ilmni haqli kishilarga bermasa, ilmga zulm qildi. Keyin mashhur bo'lib ketaverdi. Ammo bu narsaga intilgani yo'q. Demak, Misrga kelgan paytda avvalda odamlar tanimadi, u kishining qadrini bilishmadi, ammo tanishganidan keyin qattiq yaxshi ko'rib qolishdi. İmom Shofiy ham ularni yaxshi ko'rdi. İmom Shofiy rahmatullohi alayh 5 yil farosat ilmini o'tirib o'qib o'rgangan edi. Farosat ilmi. Odamni yurish-turishiga qarab baho berish, yuzidagi alomatlarga qarab turib baho berishlik bu kishida nihoyatda rivojlangan bo'lgan. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarixida ahli farosatlar Makkaga kelar edi va odamlar yosh bolalarni olib o'tkizib, haligilarni yuzidagi narsani o'qitishga harakat qilardi. Bu bola endi palondaqa bo'lishi mumkin, palonqa bo'lishi mumkin, olim bo'lishi mumkin, polvon bo'lishi mumkin, boy bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yosh bola ekanlar, amakisi Abu Tolib ana shu ahli farosatni oldiga o'tkizib turib, "Meni bolamni ham bir ko'rchi" dedi. Haligi ahli farosat payg'ambarimizning yuziga shunday qaradida qatib qoladi. Mashinada ko'zini ola olmay qoladi. Abu Tolib qo'rqib ketadi. Shunda ali farosat ahli gapini gapirishdan avval maqa chalib ketadi. Bu yoqqa qaraguncha shat olib ketib qoladi payg'ambarimizni. Haligi qarasa yo'q, qanimadagi bola deydi. Ey bu umuman bir boshqacha odam bo'ladi, lekin payg'ambarimizni ko'rsatmaydi. İmom Shofiyda mana shu farosat ilmi bo'lgan. Muzani aytadi, İmom Shofiy bilan jami masjidida birga o'tirar edik. Birdan bir odam kirdida yotib uxlayotgan odamlarga aylanib birma-bir tikilishni boshladi. Muzani aytadi, İmom menga aytdi. Ona odamga borib turib, "Ko'zi g'ilay, qora quling qochib ketdimi?" deb so'radi. Muzani bordida, "Ey birodar, bitta ko'zi g'ilay, qora quling qochib ketdimi?" dedi. "Ha" dedi. "Bo'ldi, yuring" dedi. İmom Shofiyni oldiga boshlab keldi. İmom Shofiy oldiga kelib turib, "Qani meni qulim?" dedi. Dedi, "Xibisda, qamoqda" dedi. Ketdi. Shunda Muzani hayron bo'ldi. "Bizni hayron qoldirdingiz-u. U kim istayotganini qayerdan bildingiz? Qaydalganini qayerdan bildingiz? Tushuntirib bering" dedi Shofiy aytdi. Onavi kirgan odam farosatda bu. Uxlayotganlar orasini qarab yuribdi, demak kimidir qidiryapti, kimdir qochgan. Qora odamlarni qarayapti, demak qul qochgan. Ko'ziga tikilyapti, demak bitta ko'zida bir alomati bor dedi. Muzani aytdi, "Bo'pti, qulni qidirayotganligini bilibsiz, qamoqda ekanligini qayerdan bildingiz?" dedi. Aytdiki, "Odatda shunday bo'ladi. Agar ular qullar qochsa, yegan ish narsasi yo'q, och qoladi. Och qolsa o'g'irlik qiladi. O'g'irlik qilib qonni to'qizgandan keyin fasodga yuradi, ya'ni zinoga yuradi. Endi shu paytgacha egasi tutib topmabdimi? Demak, hali ushalgani yo'q.
Üçüncü istab yürüptü. Eğer men etken işleri kıyken olsa elbette kamağda bulan dedi. Kamağdan Hıbrıs'tan kulun taf geldi. Biz buradalar bana şimdi adamlar hakkında yapılışı yapıyoruz. Bunlar ne fakat yine dini bilimlerde örgengen, dünya ilimlerinden örgengen, farasat ilmini örgengen, adamı yüzüye karab durup, yüzüdeki bar yakşiliyle de okuyalıgen. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhine, İmam-ı Malik körgenden mi dedi? Seni büyük şan kütüttürüptü de yanıdı. Sen katta adam bulasan devet yanıdı. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi.